Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, İl Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Ülkemizde 306 yıl, şehrimizde ise 95 yıllık tarihi mirasa sahip itfaiyecilik mesleğinde bugünün temsilcileri olarak hepinizi şahsım ve teşkilatımız adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Pirimiz Belediye İtfaiye Teşkilatı Balıkesir'de ilimizden ilçelerimize, kırsal mahallelerimize varana kadar toplam 40 istasyon, 164 araç, 694 personel ile 7/24 kesintisiz görev başındadır, nöbettedir. Balıkesir'imiz için hazırlamış olduğumuz ona özel 10 itfaiye projesi içerisinde birinci sırada yer alan BAKOM, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezimiz ile ilimiz genelinde valiliğimizden gelecek talimatlar, çağrı merkezlerimizden gelecek talepler ve her konuda vatandaşımızın imdadına daha hızlı ve etkin bir koordinasyonla cevap vermek için bu merkezimizi kurduk. Özellikle pandemi sürecinde 102.876 nokta göreviyle adeta gönüllere taht kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatları ve yakın takibiyle ilimizde dezenfekte edilmedik yer, yıkanmadık meydan, cadde bırakmadık. BAKOM bünyesinde oluşturulan büyükşehir ekiplerimiz 135 ekip, 350 personel 7/24 hız kesmeden çalıştı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bu görmüş olduğunuz merkezimiz lojistik deposuyla tam donanımlı bilgi toplama, planlama ve koordinasyon salonu ile eğitim ve toplantı salonları ile hatta spor salonu ile örnek bir merkezdir. Toplam 4252 metrekare alanda 1200 metrekare ofis binası ve 2 adet 400 metrekarelik lojistik depo ve garajdan oluşmaktadır. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan tesisimiz bölgesinde örnek bir konuma sahiptir. İlimiz ilgili kurum ve kuruluşları ile kurduğumuz danışma kurulu marifetiyle sadece afet anı ve sonrası değil, afet öncesi risk azaltma çalışmalarına da rehber olacağız. Saygıdeğer katılımcılar, BAKOM bir sistemin adıdır. Hızlı ve etkin koordinasyonu ifade eder. Biz de her zamankinden daha hızlı ve daha akıllı işlerle daha güvenli Balıkesir olsun diye çok çalışıyoruz ve çalışacağız. Sayın Başkanım, sözlerimin sonunda özellikle size seslenmek istiyorum. Seçim çalışmalarınızda 10 yıldızlı Balıkesir dediniz. Biz de bize ait ne var diye baktık. Daha güvenli Balıkesir hedefinizi, yenilenen Balıkesir hedefinizi gördük. İşte tam burada biz de Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezimiz BAKOM ile vatandaşlarımızla, Balıkesir halkıyla yürüttüğümüz gönüllü itfaiyecilik projemizle, yıldız arama kurtarma ekibimizle ve yine üniversitemizde yürüttüğümüz okul projemizle 10 yıldızdan bir tanesi de talibiz efendim. Takdir sizin efendim. Son olarak Balıkesir'de tüm istasyonlarımızda bu merkezde dahil olmak üzere nöbet değişimimiz her gün itfaiyeci duasıyla yapılmaktadır. Ben de bu duamızla bitirmek istiyorum. Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına
geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübemizi arttır. Sevgimizi, cesaretimizi eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamber'e yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına bizleri de dahil eyle. Kaderimizde ölmek varsa çocuklarımızı, eşimizi ve yakınlarımızı koru Allah'ım. Amin, amin. Saygılarımla. İtfaiye Daire Başkanımız ve tüm İtfaiyeciler Birliği Genel Başkanı Sayın Halil Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Abicim bir saniye. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli ilçe belediye başkanlarım, ilimizin saygıdeğer protokolü, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün özel bir gün, çünkü BAKOM'un resmi açılışını yapıyoruz. BAKOM'un kuruluşu, açılışı, açılma niyeti Ağustos ayında ortaya çıkan üst üste iki tane deprem yaşadık. Şiddeti 6 Eylül merkezde olan iki tane deprem hissettik. Bunu hissettiğimizde şunun farkına vardık. Biz tam gücümüzü sahada bir birlik ve koordinasyon içinde nasıl kullanabiliriz? İşte BAKOM burada valimizin, emniyet müdürümüzün, AFAD yetkililerimizin beraber toplandığı anda biz ilçe belediyelerimizdeki kepçelerimizi, oradaki zabıta araçlarımızı, oradaki kamyonlarımızı, oradaki yerel güçlerimizi nasıl kullanabiliriz? Sadece itfaiyeden gelen veriyle yıkılan köylerde neler olduğunu veya yıkılan yer olup olmadığını koordine etmemiz gerekiyordu. Tabi bu zaman almaması gereken bir süreç. Çünkü deprem gerçekleşmiş, acil çok hızlı yardıma ihtiyacı olanlar olabilir. İlimizin sınırları çok geniş. Burada çok hızlı bir şekilde itfaiye erlerimiz, oradaki görevli zabıtalarımız bütün köylerden bilgi geri almak için uğraştılar. Demek ki ihtiyaç dedik ki çok hızlı bir koordinasyon, çok hızlı müdahale, hem can kurtarır hem mal kurtarır. Biz bunu nasıl yaparız? İşte BAKOM bu düşüncenin sonucunda itfaiye daire başkanımızın bu işi biz çok güzel yaparız, çok güzel. Pandemi süreci başlamadan biz burayı hazırlamıştık. Açılışını yapmak üzereydik. Pandemi süreci başlayınca bu teorik bilginin pratikte uygulanmasını da yaşadık. Şu anda Balıkesir'de aynı anda tüm ilçelerde olan, büyük şehirde olan ve ilde olan araçların, iletişimin, personelin aynı anda hızlı koordinasyonunu sağlayacağız. Evet, Balıkesir güvenli bir şehir. Özel durumlarda da, afetlerde de çok güçlü müdahale etme imkanlarımız var. İşin ehil olan arkadaşlarımız işinin başında. Çok değerli valimizle beraber bunu hep birlikte yaşadık. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, valimizin koordinasyonunda hep beraber Cunda Adası'nda, Ayvalık'ta çıkan yangına, Şeytan Sofrası bölgesinde hep beraber müdahale ettik. Ve hiçbir evin yanmasına müsaade etmeden hızlı bir koordinasyonla, tüm işbirliğiyle bu işi negatif bir sonuç olmadan telafi edilebilecek az hasarla sonuçlandırdık. Evet Sayın Valim, şehrimize BAKOM hayırlı olsun. Ben herkese saygılarımı sunuyorum. Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Belgin Uygur'u sahneye davet ediyorum. Sayın
Sayın Valim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, ilçe belediye başkanlarımız, daire başkanlarım, kurum müdürlerim, çok değerli misafirlerimiz, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezimiz şehrimize, hemşehrilerimize, Balıkesirlilere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah inşallah afet yaşatmaz Balıkesir'imizle ilgili, bütün Türkiye ile ilgili. İnşallah memleketimiz, ilimiz, Balıkesir'imiz, şehrimiz zor durumda kalmaz diyorum. Tabii 1994 yılından beri başlayan bir AK Parti belediyecilik dönemimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla birlikte başlayan. O günden bu yana hem hizmet belediyeciliğinin hem gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini bütün Türkiye'deki belediyelerimizde gördük. AK Parti belediyeleri hem sosyal kültürel anlamda işte millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle, okuma salonlarıyla, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarla her alanda faaliyetlerini gösterdi. Hem de işte bugün çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ön ayak olduğu şekilde Allah yaşatmasın ama İşte 2020 yılına girdiğimiz ilk günlerden itibaren, Ocak ayından itibaren ülkemizde çeşitli depremler yaşandı. Elazığ'da yaşadık, işte Van'da çığ felaketi oldu. Balıkesir'de elhamdülillah herhangi bir can ve mal kaybımız olmadı ama ard arda depremler yaşadık. Geçtiğimiz günlerde Ayvalık'ta körfezimizin incisi güzel Ayvalık'ımızda bir yangın yaşadık. İnsanoğlu yaşadığı sürece tabii güzellikler olduğu gibi böyle sıkıntılı durumlarla da karşılaşılabiliyor. İşte bu anlarda gerekli olan refleksi gösterebilmek ve en az zararla, en az hasarla olayı atlatabilmek için işte belediyelerimiz öncülüğünde, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları öncülüğünde böyle güzel hizmetlere imza atıyoruz. Ben çok da fazla söz uzatmak istiyorum. Öncelikle bütün itfaiyeci, itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum. Onlar bütün gönlünü koyarak ailesinden, sevdiklerinden, özel hayatından, gündelik yaşamının birçok zamanından fedakarlık göstererek gönlünü koyarak hizmet ediyorlar. Gönülleriyle çaba harcıyorlar. Onların bu fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah güçlerini artırsın, kuvvetlerini artırsın. Rabbim afetlerden korusun inşallah. Balıkesir'imize, şehrimize, koordinasyon merkezimiz hayırlı olsun. Allah güç, kuvvet, kolaylık versin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir milletvekilimiz Sayın Mustafa Can Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve büyükşehrimizin çok kıymetli çalışanları, il müdürlerimiz, 6 Eylül Belediye Başkanımız, Karesi Belediye Başkanımız, ben de hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Haftanın açılış gününde, böylesine güzel bir günde haftaya açılışla başlıyoruz. AKOM'un açılışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tabii bu tür yerler şöyle bir önemi var, bu tip yerlerin. Özellikle bir kriz ya da afet durumunda siz ne kadar hazırsınız, ne kadar planlama yaptınız ve nasıl koordinasyon yürüteceksiniz, nasıl çalışacaksınız, bunlar çok önemli. Bu anlamda bu kuruluşun, bu kurumun açılması, bu binanın açılması önümüzdeki dönemde inşallah çok önemli görevleri
yerine getirecektir. Çok önemli görevleri ifa edecektir. Bir diğer önemli nokta da bunun itfaiye 95. itfaiye haftasında açılmış olması çok önemli. Gerçekten itfaiyecilik çok zor bir iş. Ben bütün itfaiyecilerimizin bu haftasını tebrik ediyorum, kutluyorum. Dualarımız her daim onlarla. Zaman zaman yangın çıktığında, afet durumlarında biz de oralara gidiyoruz. Nasıl zorluklar yaşıyorlar, nasıl sıkıntılar yaşıyorlar, bunları çok net bir şekilde görüyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde Rabbim bizleri afetten korusun, her türlü sıkıntıdan korusun. Zor zamanlarda da birlik ve beraberlikle üstesinden gelmeyi bizlere nasip etsin. Ben tekraren burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün kardeşlerimizle birlikte, itfaiyecilerimizle, valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte şehrimize hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Ben tekraren 95. itfaiye haftasının hayırlı olmasını diliyorum. Bütün itfaiyecilerimi tebrik ediyorum. Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Can Bey'e teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mutlu Aydemir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli vekil arkadaşlarım, Sayın İl Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, kurum müdürlerimiz, büyükşehirimizin kıymetli çalışanları, değerli itfaiyeci arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir günde, güzel bir açılış için buradayız. Tabii 1999'da yaşadığımız Marmara depreminden sonra bizim koordinasyonla ilgili ülkemizin çok büyük bir eksiği olduğunu, afet koordinasyonu ile ilgili çok büyük bir eksiği olduğunu gördük. Ve o günleri Allah bir daha yaşatmasın. O korkunç günlerde günlerce biz şeylere ulaşamadık. Depremzedelere ulaşamadık. Deprem alanına ulaşamadık. O günkü hükümet ulaşamadı. Bugün o günden sonra da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabası ve öngörüşüyle koordinasyon konusunda dünyaya örnek bir sistem kurduk. Şu anda bütün dünyada nerede bir afet olsa, nerede bir sel baskını olsa önce bizim ülkemizden AFAD'dan yetkililer gidiyorlar. Orada gerekli arama kurtarma çalışmalarını yapıyorlar. Bu bakımdan dünyaya örnek bir kuruluş organizasyon geliştirdik. Bugün kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın izah ettiği üzere Balıkesir içinde bu Afet Koordinasyon Merkezi'nin gerçekleşmesi bizim için çok önemlidir. Çünkü her şeyden önemlisi tedbirdir. Tedbir organizasyonlarıdır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Büyükşehir Belediye'mizi tebrik ediyorum. Ayrıca çok mukaddes bir görev icra eden itfaiyecilerimize de haftalarını tebrik ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Her küçük çocuğun kalbinde, gönlünde itfaiyeci olmak vardır. Polis olmak, itfaiyeci olmak. Onlar da gerçekten canlarını ortaya koyarak ve hiçbir şey göze almadan, herkesin korktuğu, şu küçücük parmağını yaktığı zaman bile korktuğu o kıvılcımların içine girmekten imtina etmiyorlar. Ve ayrıca bir sel baskını olduğunda da onları görüyoruz. Bir ağaçta kalan küçücük minicik bir kedi yavrusunu alırken de o şefkatli ellerini görüyoruz. Onlara teşekkür ediyorum. Ben de bir gönüllü itfaiyeciyim bu arada. Geçtiğimiz sene gönüllü itfaiyeci oldum ben de. Bu bakımdan kendimi çok onurlu hissediyorum. Bu benim için bir onur kaynağı. Bu haftanızın 95. yıl dönüm haftasının kutlu olsun. İnşallah her türlü konuda bizler milletvekilleri olarak, hükümetimiz olarak her türlü konuda sizin yanınızda olmaya, özlük haklarınız konusunda ve diğer konularda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra da güzel haberleriniz olacak inşallah. Sizlere tebrik ediyorum, haftanızı tebrik ediyorum.
BAKOM'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Milletvekilimiz Sayın Mutlu Demir'e teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak sizlere hitap edeceklerdir. Sayın Valim arz ederim. Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye'mizin değerli çalışanları, daire başkanlarımız, itfaiye personelimiz, değerli basın mensupları, çok değerli davetliler. Ben de hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Açılışımız hayırlı olsun diyorum. Öncelikle tabii içinde bulunduğumuz hafta anlamlı bir hafta. Onlar gerçekten ateşle, her türlü felaketle, tabii afetle mücadele eden, her zaman gözümüzün zor günlerde aradığı insanlarımız, itfaiyecilerimiz, itfaiye teşkilatımızın bu çok anlamlı haftasını ben de kutluyorum. Bütün itfaiyecilerimize Yüce Allah'tan yardım, destek istiyoruz ve onlar hep zor günlerin insanları. Hepimizin tereddütle yaklaştığımız vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale eden bir teşkilatımız. Burada da Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye teşkilatı yaklaşık 3 ayı aşkın bir zamandır yaptığım gözlemle şunu ifade etmek isterim. Çok tatmin edici düzeyin üzerinde bir yapılanma ve tecrübeye sahip. Her şeyden önce yine tecrübeli bir daire başkanımızın idaresinde başarılı görevler ifade ediyorlar. Koordinasyon görevini son derece katılım sağlayarak, destekleyerek bütün birimlerimizi en etkin şekilde müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Orman yangınlarımızda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ifade ettiği gibi bizzat gözlemledik. Etkili, hızlı ve olması gerektiği gibi müdahale yapılıyor. Afetlerde tabii en önemli şey zaman mefhumu. Hızlı hareket etmek. İkinci önemli husus koordinasyon içinde hareket etmek. Biri bir tarafa çekip bir başka kurum başka bir şey yaptığında orada başarı yerine birbirini engelleme bile söz konusu olabilir. Bu çok önemli. İlimizde de malum deprem kuşağı üzerindeyiz. En başta aklımıza deprem geliyor ama pek çok felaketi her an yaşayabiliyoruz. Bu bir gün yangın olabiliyor, bir gün su baskını, taşkın olabiliyor, bir gün başka bir şey. Her şeye hazırlıklı olmak durumundayız ve hükümetimizin, bilhassa İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, attığı adımlar artık dünya ölçeğinde başarı getiriyor. Elazığ depremini yaşadık. Elazığ Malatya depremini kış aylarında hatırlayacaksınız. Bir enkazın başında yüzlerce kurtarma ekibi personeli. Yani gurur verici bir şey. Her teşkilat oraya koşmuş. Her birim vazifesini, sorumluluğunu üstlenmiş ama hiçbir dağınık görüntü yok. Herkes o üniformasıyla, kıyafetiyle, iş kıyafetiyle ve büyük bir ahenk içinde o çalışmaları sürdürdüler. Son döneme gelecek olursak bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu konuda da Sayın İçişleri Bakanımızın bir tespiti var. Pandemiyle ilgili yapılan bu mücadele kapsamındaki ortak çalışmalar, bilhassa Vefa grubu çatısı altındaki çalışmalar bizim afetlere müdahale kapasitemizi ülke olarak çok geliştirdi. Yani birden çok kurum bir arada bulunup ortak bir çalışmayı fevkalade üstün bir başarıyla yürüttü. İnsanlarımızın gönlünde de taht kurdu. Burada da yine itfaiye teşkilatlarımız, belediyelerimiz personel katkılarıyla, araç katkılarıyla, koordinasyona gösterdikleri son derece uyumlu yaklaşımla ülkemizin medarı iftiharı oldular. Bugün açılışında bulunduğumuz ve ilimizin afet koordinasyon kapasitesine önemli katkı sunacak bu hizmetin, bu koordinasyon biriminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. AFAD'ımızla, 112 acil çağrı merkezimizle, Büyükşehir Belediye'mizle her türlü afet ve yardım arama kurtarma çalışmasına hazırız. Vatandaşımıza buradan da bu en etkili şekilde bu mesajı veriyoruz. İlimizde bu işler en üst seviyede birlik, dayanışma ve uyum içerisinde
müthiş bir koordinasyonla sürdürülüyor. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve bütün çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. İlimize hayırlı olsun diyorum. Sizleri saygıyla Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok kıymetli protokol üyelerimiz, şimdi sizleri binamızın girişine davet ediyorum. Kurdele kesimi için mikrofonu dua için İl Müftümüz Sayın Ramazan Topçan'a arz ediyorum. Yan taraftaki istasyonda kurban kesilirken burada da protokolümüz kurdele kesecekler. Buyurun Sayın Müftüm. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel alemin. Açılışına şahit olduğumuz bu hizmet müessesesini hayırlı ve uğurlu eyle. Burada görev alacak kardeşlerimizi her türlü kaza belalardan sen muhafaza eyle. Bu güzel hizmeti inşa eden değerli başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızı vatanımız, milletimiz hakkında hayırlı hizmetler yapmaya muktedir ve muvaffak eyle. Aziz vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden sen muhafaza eyle. Dualarımızı ya Rabbi lütfen keremen kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olması temennisiyle Bismillah deyip kurdeleye kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet, Balıkesir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimizin ilimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olması. Şimdi değerli protokolümüz ve misafirlerimiz BAKOM'da tesis incelemesinde bulunacaklar ve akabinde yan tarafta bulunan itfaiye garajımızdaki resim sergisiyle programımızı tamamlayacağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Yok yazmadım daha, ben yazmadım.